Şimdi efendim başka bir konu daha var. Açık Radyo diye bir radyo var, biliyor musunuz? Açık Radyo. Türkiye'de benim en favori radyomdur Açık Radyo. Buralarda da en, yani Amerikanya'dayken en favori radyom NPR'dı, NPR. Bu radyoların özelliği şu, reklamla çalışmıyor bu radyolar. Bağışla çalışıyor. Şimdi bir programa bağış yapıyorsunuz. İşte ayda 1 dolar, 2 dolar falan diye. Bu bağış sitesi çok, bağış konusu kurumları ya da bir şey üretenleri bağımsız hale getiriyor. Açık Radyo'da aynı şekilde reklama tamah etmeden bu bağışlarla ayakta kalan son derece kaliteli bir radyo. Ben Türkiye'deyken devamlı dinliyordum. Devamlı neredeyse açıktı yani Türkiye. Hatta internetten Meksika'dan da dinliyordum. Orada bir program var, Babil'den sonra diye. Açık Radyo 95 frekansı. Ben internetten dinlediğim için ya da 94.9-95. İstanbul'da var galiba. Türkiye'nin her tarafında var mı bilmiyorum ama internetten izleyebilirsiniz. Programın ismi Babil'den sonra. Sesler Babil'den sonra. Ercüment Bey var orada. Benimle irtibata geçti. Ta Küba'dayken. Ya dedi, bir söyleşi yapabilir miyiz, ister misin falan dedi. Dedim gurur duyarım. Yani açık radyoya çıkmak çok önemli bir meziyet benim için. Yani çok önemli. Diğer dergilerden, televizyonlardan falan farklı yani açık radyo. Dolayısıyla açık radyoda bir söyleşi yaptık. Aslında bir saat tutacaktı. Ama biz konuştukça konuştuk. Mümkün olduğu kadar da kısa konuşmaya çalıştık. Hani böyle yani vakit, çünkü konuşmaya başlayınca alıyor gidiyor. Şimdiki olduğu gibi 8 dakika olmuş bak. Babil'den sonra programı 10 Mayıs'ta saat 1'de, pazartesi galiba. Bir de 17 Mayıs'ta ikinci bölüm olarak saat 1'de yine öğlenleyin yayınlanacak. Ama internetten de dinleyebilirsiniz. Şimdi orada bizim seçtiğimiz müzikler var. Sağ olsun Ercüment Bey dedi, sizin seçtiğiniz müzikleri çalalım. Biz de hani seviyorsunuz ya bizim seçtiğimiz müzikleri. İşte Sandra'nın söylediği birkaç şarkı var o programda. Onlar da var. İşte söyleşi yaptık. Güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle dinlemenizi tavsiye ederim. Radyo çok özel bir konu. Yani radyo dinlerken işinizi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hayal gücünüzü geliştiriyor. Vaktinizi tam ona fokus olarak boşa harcamıyorsunuz. Yani başka bir iş yaparken radyoyu dinlemek gibi yani. O açıdan radyo çok özel benim için. Sık sık dinlediğim, özellikle kaliteli radyolardan Açık Radyo'da özel bir yeri var. Bunu da burada söylemek istiyorum.